Geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında Eylül, Ekim ve Kasım aylarında tam 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı yaşandı. Bu savaşta Azerbaycan insansız hava araçları, donanan mühimmatlar, silahlı insansız hava araçları, elektronik karıştırma gibi çok yeni teknikleri sahada başarıyla uyguladı. Ve bu savaşın sonrasında da ciddi bir zafer kazanarak 30 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesi tekrar Azerbaycan'ın kontrolü altına girdi. Bu savaştan öğrenilenler, kazanılan yetenekler, gelecek nesil savaşlar için oluşturulan doktrinlere de önemli bir kaynak oluşturdu. Savaşın ardından Azerbaycan bu konudaki adımlarını daha da sıklaştırdı. Daha fazla İHA'nın Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından kullanılması için 77 kişilik ekip Baykar'ın Keşan'da bulunan tesislerinde eğitimlere başladı. Ve geçtiğimiz günlerde de bu eğitimler başarıyla tamamlanarak 77 personel mezun oldu. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki TB2'ler için eğitim gören askerler, SİHA pilotu, görev komutanı, faydalı yük operatörü ve teknisyen olarak görev yapacak. Eğitimlerin ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri sertifikalarını Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreninde ev sahibi olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da hazır bulundu. Törene Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Kahar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Namık İslamzade, Azerbaycan Türkiye Askeri Ateşesi Albay Müşfik Mamadov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı ve Personel Başkanı Albay Elşat Panov ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Elçin Ahınov da katıldı. Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Kazar, İki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin örneklerini Kurtuluş Savaşı'ndan verdi. Türkiye'nin her bir hissesinden gelirdiler. İnanın ki biz gece gündüz çalışma mecburiyetinde borcumuzuydu onu eləmək. Gece gelende ben, bak inanın ki bu kadar mənə məktublar gelirdi. Türkiye'nin her bir yerinden biz Azerbaycan için ne edebiliriz? Biz kardeşlerimiz için ne edebiliriz? Kurtuluş Savaşı zamanında Azerbaycan'dan olan hanımlar kızıl küpelerini çıkardı, altın trenle Türkiye'ye göndermişler. Ve tesavvür edin, bir gün, akşam saat 11-12 idi, hatırlamıyorum. Geldim, bana getirdiler, görüyorum ki herkes toplanıp səfiriydi. Bir 10 yaşlı kız çocuğu, 10 yaşlı, Antalya'dan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyev'e mektup yazmış ve bizim üzerimizden gönderir. Ve orada yazıp ki, ben doğanda benim dedem bana kızıl küpeler hediye etmiştir. Onun birini size gönderirəm, Azerbaycan'a destek olsun. Ve kusura bakmayın, birini kaybettim. Ve bizim için de o, bizim o analarımız, bizim bacılarımız 100 yıl evvel gönderdiği küpeler indi döndü. Törende konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, iki ülke kardeşliğine vurgu yaptı. Bizim içimizde de gençlik yıllarımıza ait büyük bir yaraydı bu Karabağ meselesi. Allah'a şükür bugün milli teknolojimizle kendi geliştirdiğimiz bütün elektroniğinden yazılımına, mekaniğine, aerodinamiğine her şeyi tasarımımıza ait olan, milletimize ait olan bu insansız hava araçları büyük bir başarıya imza attı. Bütün dünya muharebe tarihinde de sizlerin sayesinde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sayesinde, Türk orduları sayesinde dünya tarihine geçmeyi başardı. Zafer sadece teknolojiyle olmuyor. Teknoloji sadece bir anlamda kuvvet çarpanı. Bu zaferin asıl mimarı canlarıyla, kanlarıyla, her şeyleriyle kendini ortaya koyan şehitlerimizdir. Mezunlara seslenen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Türkiye ve Azerbaycan'ın sıradan iki komşu değil, aynı hilalin altında ortak bir geleceği hayal eden kardeşler olduğunu vurguladı. Birçoğu bir kez bile Karabağ'ı göremeden büyüklerinden duydukları hikayeler ile büyüyen bu kahraman evlatlar analarına, babalarına ve Azerbaycan halkına Karabağ hediye ettiler.
Ne mutlu ki bizler de milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz SİHA'lar ile bu kutlu davaya hizmet etme şerefine eriştik. Özünüze ait olan SİHA'larınızda, semalarınızda özgürce uçarak Can Azerbaycan'ı korumaya devam edin. Bir daha asla güzel topraklarımıza namert eli değmesin. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan, Türkiye, tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can. Türkiye, Azerbaycan. Eşk olsun Türk orduları. Azerbaycan 2015'ten itibaren başta İHA ve akıllı mühimmatlar konusunda hem İsrail hem de Türkiye ile önemli işbirliklerine imza attı. Envantere giren HAROP sistemi İsrail yapısı. Özellikle hava savunma sistemlerine karşılığı çok etkili olan HAROP 6 saat havada kalabiliyor. Alçaktan bölgeyi tarıyor, hava savunma radarlarını bataryaları tespit edip vuruyor. Diğer daha hafif bir sistem ise Sky Striker. Daha küçük hedefler için 10 kilograma kadar harp başlığı taşıyor. 2 saat havada kalıyor, menzil ise 20 kilometre. Bu sistemlere Bayraktar TB2 havadan hem keşif hem de SİHA olarak destek veriyor. MAM-L ve C taşıyan TB2 sahada önemli görevler yaptı. Keşifte TB2'leri yine İsrail yapısı Hermes 900 ve Hermes 450 model İHA'lar destekledi. Aerostar ve Searcher gibi daha küçük sistemlerde İHA operasyonuna destek verdi. İHA ve kamikaze dronlarla birlikte vuruş yüzdeleri yüksek, kısa ve orta menzilli füzeler de Azerbaycan tarafından çok etkili kullanıldı. Bazen hava savunma sistemleri uzaktan kumandalı Antonov AN-2 tipi uçakların uçuşları ile bulundu. İHA ve kamikaze dronlar arkasından hava savunma sistemlerini vurdu. Gelecek nesil savaşlarda kullanılan sistemler ile örnek oluşturan 2. Dağlık Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın büyük zaferi ile 44 günde tamamlandı. Bundan sonra Azerbaycan'ın gücünü devam ettirmesi açısından bu tür sistemlere yatırım yapması ve silahlı kuvvetlerini geliştirmesi büyük önem taşıyor. Bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni nesil İHA ve donanan mühimmat sistemlerini size anlatmaya çalıştım. Ve Türkiye ile yapılan başta eğitim olmak üzere koordinasyonlu çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Bizlere katıl tuşuyla destek verebileceğiniz gibi aynı zamanda abone olup bildirimlerinizi açarsanız yeni video yüklendiği zaman da haberdar olabilirsiniz. Detaylı savunma havacılık ve sivil havacılık konularındaki haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.